Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Kanal 25 Yönetim Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda Koççağ Kebap Salonları sahibi Kemal Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında büyük bir manevi huzurla idrak edilen Ramazan ayının ardından mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Koç, bu duygularla bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. İçinde bulunan kutsal günlerin Türkiye'ye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni eden Kemal Koç, dini bayramların özünde var olan değerlerle herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönünün bulunduğunu, vatandaşların da bunun şuuruyla gönül ve ruh birliği içinde bayram günlerini maneviyatına uygun bir şekilde değerlendireceklerini yürekten inandığını ifade etti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uzun açlık dönemlerinin yaşandığı Ramazan'dan çıkıldığını belirterek bayramda vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Emniyet kemeri takılması uyarısında bulunan Bakan Akdağ, 17 saatlik açlık dönemleri yaşıyorduk. Dolayısıyla abur cubura düşmeyip çok küçük porsiyonlar almak lazım. Bayramda günde 2 dilim baklava, börek yeter dedi. Ramazan bayramı geçirmek için memleketi Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, huzurlu bir Ramazan geçirildiğini belirtti. Erzurum'un orucu bütün ruhuyla yaşayan bir şehir olduğunu bildiren Bakan Akdağ şunları ifade etti. Erzurum Ramazan'ı 7'den 90'a yaşayan bir şehirdir. Çocuklar küçük yaştan itibaren oruç tutmaya başlarlar. Bu hem bedensel bir disiplin açısından onların yetişmesinde büyük katkı sağlıyor, hem de çocuklar yoksulların açlığının ne olduğunu o yaşta anlamış oluyorlar. Bayramlar küslerin barıştığı, dostların pekiştiği, büyüklerin ziyaret edildiği, herkesin birbirini hatırını sorduğu günlerdir. Bütün vatandaşlarımızdan iki hususta istirhamım olacak. Birincisi, kendi araçlarıyla ya da toplu ulaşım araçlarıyla yolculuğa çıkan çok insan var. Şoförlük yapan herkes aman ne olur dikkatli olsun. Sürat yapmayın, uykulu araç kullanmayın, acele edip araç sollayarak sıkıntı oluşturmayın. Araçlardaki bütün yolcularda sadece ön koltukta oturanlar değil, arka koltukta oturanlara, otobüslerde yolculuk yapanlara da mutlaka emniyet kemeri takmalarını öneriyorum dedi. Son derece önemli bir iş, hayat kurtarıcı olabilir. Hem kendimizi hem çocuklarımızın emniyet kemeri hususunda büyük bir hassasiyet göstermeliyiz. Bir de işin yemek tarafı var tabii. Ramazan'dan çıktık. Uzun 17 saatlik açlık dönemleri yaşıyorduk. Dolayısıyla abur cubura düşmemek lazım. İkramı çok seven bir milletiz. Özellikle tatlı ikram ediliyor. Tabii ki ikramları kabul edeceğiz ama çok küçük porsiyonlar da almalıyız. Yani baklava yiyecekseniz bütün bir günde 2 dilim baklava yerseniz herhalde yeter. Kadayıf dolması yiyecekseniz bütün bir günde 2 kadayıf dolmasından fazlasını yememeniz lazım. Bu börek için de böyle, diğer gıdalar için de böyle şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ramazan bayramını geçirmek üzere geldiği memleketinde esnafı gezdi. Vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ramazan bayramının memlekete, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Ağbal, bugün dünya üzerinde birçok yerde arka arkaya bizleri üzen hadiseler yaşanıyor. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin terördür. En kuvvetli şekilde terörü lanetliyoruz dedi. Bakan Ağbal hiçbir şekilde din adına terörün asla kabul edilmeyeceğini ifade ederek şunları ifade etti. Özellikle İslam coğrafyasında birçok yerde bizi üzen hadiseler meydana geliyor. Bundan dolayı ayrıca üzgünüz ama Rabbim inşallah bu Ramazan bayramını bütün bu sıkıntılardan kurtulmamız, huzura kavuşmamız için vesile kılar. Müslümanlar olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmakla mükellefiz.
Fakirin, zenginin bir araya gelip iftar sofralarında birlikte oruç açtığı, küslerin barıştığı bir ay. Onun için Rabbimize hamdü senalar ediyor, Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize çok şükür diyoruz. Bayramda huzur, kardeşlik diliyor. Bu bölgede ve ülkemizde yaşayan bütün insanlarımıza da Rabbimizden güzel, huzurlu bir dünya temenni ediyoruz dedi. Burada irtibat bürosunu açıyoruz. Erzurum'da görülen FETÖ-PDY davası iddianamesinde yer alan, tanık ifadesinde Gülen cemaatine ait yurtlarda kalan PKK yanlısı öğrencilerin düşüncelerini düzeltmek için daha düşük ücret ödedikleri ve onlara burs verildiği yer aldı. FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün okul yurt yapılanmasını sağlayan Azizye İnşaat Şirketi'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapan Yaşar K. 7 Mayıs 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Silahlı terör örgütüne üye olma, kamu, kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık suçlarından 10,5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen Yaşar K. hakkında hazırlanan iddianamede SODES projeleri ticari şirketler tarafından kurulmadığından şüphelinin yetkilisi olmadığı dönemde Azizye İnşaat tarafından paravan olarak Umut Derneği'nin kurulduğu, bu dernek kullanılarak devletten alınan hibelerin aynı şirkete aktarıldığına vurgu yapıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede gerçek amacın örgüte para sağlamak olduğu halde göstermelik olarak kar amacı gütmeyen dernek kurmak ve bu dernek üzerinden örgüte para sağlamak suretiyle Yaşar Kağan'ın kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık suçu işlediğini tespit edildiği işaret edildi. İddianamede 13 Ağustos 2015'te Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi'ni arayan kimlik ve telefon bilgilerinin gizli kalmasını isteyen bir kişinin örgüt okullarına ve dershanelerine son zamanda yaptığı operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve hard disklerin MHY'nin evinde sakladıklarını, bu hard disklerde tüm para transferlerinin kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtların mevcut diye ihbarda bulunduğuna yer verildi. İhbar üzerine MHY'nin evinde yapılan aramada çok sayıda da senet ele geçirildi. Borcu 10 taksit şeklinde ödemesi için yurt müdürüyle anlaşma yaptığını söyleyen SS şunları anlattı. Bu senedin yaklaşık 5 aylık taksit tutarını ödediğini ve geriye kalan 1750 liralık taksitler halinde ödeme isteğimizi müdür MK bu şekilde ödeme yapmayı kabul etmedi. Babam da kendilerine ben devlet memuruyum, bir seferde bu kadar parayı size nasıl ödeyeyim dedi. MK biz o parayı kendi yöntemlerimizle almasını biliriz dedi ve senedi bize vermedi. Biz de oradan ayrıldık ve arkadaşlarımla yurdu bırakarak eve çıktım. Öğrencinin velisi zengin ise bu çocuklara yönelik özel bir terapi uygulanırdı. 16-17 kişilik bir öğrenci grubunun abisi olmamı istedi. Ben bunu kabul etmedim ancak yapmak zorundasın diyerek beni zorladı ve bir şekilde yapmak zorunda kaldım dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında prim ve hasar tutarlarını tüm şirketlere dağıtacak, riskli sigortalılar havuzu oluşturacaklarını açıkladı. Hazine Müsteşarlığı'na gelen şikayetlerden bazı sigorta şirketlerinin azami prim uygulaması sonrasında özellikle hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıkları tespit ettiklerini anlatan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu durumun müsteşarlık tarafından yakın takip edildiğinin altını çizdi. Sorunun çözümü amacıyla çalışma başlattıklarına dikkat çeken Şimşek, bu kapsamda kaçınma konusu poliçelerin trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketlere dağıtılacağı, riskin düzenlemelere harfiyen uyan şirketler üzerinde yoğunlaşmasını engelleyecek, riskli sigortalılar havuzu oluşturulacağını ifade etti. Bu modelde şirketler kapsamdaki sigorta grupları için, yani birinci ve ikinci basamak dediğimiz kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak ancak
hasar sürecini hem şirket kendisi yürütecek, şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarının belli kurallar dahilinde iştirak edileceğini aktardı. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları %50 oranında dikkate alınacak, kalan %50 ise şirketlerin arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca şirketler devrettikleri primden belli bir payı giderler için komisyon alacak şeklinde konuştu. Temmuz itibariyle 1,5 milyon çalışan işçinin maaşlarında kesinti olacak. Türkiye genelinde 45 yaş altındaki 100-250 çalışanı bulunan iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine katılıyor. Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanların kademeli olarak katılımı devam ederken, bu kapsamda önümüzdeki ay özel sektörde yaklaşık 1,5 milyon çalışan sisteme dahil olması bekleniyor. BESE otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 1000 ve üzeri çalışan olan özel sektör, 1 Ocak'ta memurlar, genel ve özel bütçeli idareler ile 250 bin çalışanı bulunan özel sektör, 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektörde 1 Temmuz itibariyle sisteme katılım sağlayacak. Özel sektörden yeni katılım sağlayacak çalışanlardan da prime esas kazancın %3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına BES ile aynı koşullara tabi olarak %25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sisteme devam eden çalışanlara da ek olarak 1000 lira tutarında devlet katkısı da sunulacak. Menemen Belediyesporlu defans oyuncusu Veli Erzurumspor'a transfer oldu. Daha önce Gökhan Ünal, Ertuğrul Haluk, Efe, Mazlum, Abdullah, Tayfur, Oğuzhan, Serhan ve Ömer ile yollarını ayıran Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da genç stoperi Veli Çetin'in 1. Lig'in yeni ekiplerinden olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a satışını gerçekleştirdi. Erzurumspor 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki defans oyuncusu Veli için Menemen Belediyespor'a 600 bin TL bonservis ücreti ödeyeceği de aktarıldı. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bugünün yarından daha güzel bir gün olması dileğiyle. Hoşçakalın.